hoş geldin. Hoş bulduk. Yaşı Barat, Türk resmini son durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Türk resmi her geçen gün büyük bir gelişim içerisinde yeni üretimlerle devam ediyor. Özellikle 2000'li yıllardan sonra çok miktarda sanatçı yetişti. Yani aşağı yukarı bizim galeriyi açtığımız zaman aşağı yukarı birkaç, 40 seneyi dolduruyoruz. Birkaç tane güzel sanatlar akademisi varken yine birçok yerde yine akademiler kuruluyor. Okullar açıldı. Çok güzel sanatlar kapitleri başladı. Yüzün üzerinde klasik sanatlar ilgilerine eğitim fakülteleri oluştu. Dolayısıyla yüzlerce öğrenci yetişiyor. Ve bunların içinden bazıları sanat tarihine kalacak, bazıları bilenmeyenler kalmayacak. Ama bir yüzden yeni bir yani devam ediyor. Türk resminde büyük bir desteğiniz oldu. Bütün ressamları desteklediniz, öncü oldunuz. Bu bakış açısıyla ve geçmiş, bu sergi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tam da 2016. Çok beğendim, çok etkileyici bir sergi. Zaten bütün sanatçılarla ben aşağı yukarı 35-40 senedir beraber çalıştığım için çok büyük bir gurur duyuyorum bu sanatçıların bugün beri aktif olarak çalışmaları ve üretim yapmaları ve başka galeriler tarafından beğenilmeleri benim de çok hoşuma gitti. Çünkü benim başladığım yıllarda bu sanatçılar hiçbir ressam olarak da iyi kabul edilmezdi. Bundan 35-40 sene önce. Sadece klasik ve impresyonist resim satın aldılardı. Fakat bu sanatçılar direnerek bugüne kadar geldiler. Yani hiç para kazanmadan geldiler. Yıllarca eserleri satılmadı Türkiye'de. Büyük bir acı çekerek, hatta daha önceki nesiller büyük bir yalnızlık içinde ölmüştü. Çok, çok yakın bir dostlarım var. Sabri Benker, Doğum Hakkı, Kanuncular, Ali Çelebi, çok sanatçıyı sayılmış. Onlar Necat Devri, Selim Turan. O sanatçıların hiçbiri sağlığında isim satamadan yapardı. Fakat ondan sonra gelen kuşak, Erol Akyavaş, Doğan Çağlar, onlar da yaşlılık yıllarında, yani 70 yaşlarından sonra para kazanmaya başladılar, bölgelerde etkinlik yapmaya başladılar. Bir ondan sonraki nesil ise burada açmış olduğunuz sergiyi temsil eden sanatçılar. Onlar 40'lı yaşlarda aşağı yukarı 45-50 yaşlarında bu pazarın içerisine girdiler ve basın yoluyla işte ürettiği kitaplarla, verdiği konferanslarla birçok sanatçı bugün artık ünlü bir hale geldi. Fakat şu tartışılabilir, bu sanatçıların evrensel boyuttaki durumu nedir? O başka bir münakaşa konusunda. Bu bir soru işareti. Evet, bu sanatçıların hepsi Türkiye'de ünlü olmuş durumda. Hepsinin bir pazarı var. Bundan sonraki aşama, belki daha genç olan kuşak sanatçılarının yurt dışı ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor. Yani yurt dışındaki müzelerle, galerilerle, oradaki küratörlerle tanışıp, yayın evleriyle birlikte kendilerini evrensel boyuta taşıması lazım. O güne kadar bu maalesef gerçekleşemedi. Fakat bunun da sebebi var tabii. Çünkü 100-150 senelik bir maalesef olduğu için bu yaşamamış olan, yani vefat eden sanatçıların çoğu bir altyapı oluşturdular. Bugünkü gençliğe bir şey hazırladılar. Ki bu da doğal bir şeydir. Çünkü Batı ülkelerinde 500-600 sene uğraşmış sanatçılar, yazarlar çıkmış, müzeler kurulmuş, yüzlerce mesel yetişmiş. Bizde öyle bir şey olmadığı için belki 2000'li yıllardan sonra yeni isimler çıkacak. Şunu bir demek istiyorsun. Bütün bir sanatçılarla ilgili yol açtık. Ya da senin canlında bir yol açmak, bir sanatçının arkadaşlıklarımızı, arkadan geçirmesini daha rahat etmesi değil mi? Öyle oluyor. Yani herhangi bir yenilik, toplumdaki bir yenilik
eğer toplumdaki bireyler seni desteklemezse çok büyük bir zaman kaybı oluyor. Mesela bizim ressam ve heykeltıraşlar 100-150 sene gibi bir zaman kaybederek, fakat inatla çalışarak geldiler. Ama bir noktaya geldi, kırılma noktası 2000'li yıllardı. 2000'den sonra tahmin ediyorum birçok müzelerde değerlerini alacaklar. Evrensel değerli olan, yani dünya çapındaki müzelerde yavaş yavaş satın alınmaya başlandı. Ve bu müzelerdeki satın almalardan sonra batıdaki koleksiyoncuların dikkatini çekecek. Eğer yabancı sermayeli de resim alımı başlar ise Türk ressamlarının fiyatları da katlanarak devam edecektir. Evrensel. Evet. Sadece Türk ressamının Türk sanatı alıcısına satması yeterli bir şey değil burada. Son bir soru olacak size. Bu yıkım çağı, savaşlar, bölgesel savaşlar sanatı etkiler mi? Ekonomik olarak etkileyebilir. Fakat sanatçı şöyle bir şey, yani hiçbir şeyden etkilenmez. Çünkü sanat yapan kişi içgüdüsel olarak yapar. Yani isterse çevresinde açlık, sefalet olsun, savaşlar olsun. Zaten sanat eseri stres altında yapılan bir şeydir. Yani konformist bir duruma düştüğü zaman bir sanatçı resim veya heykel üretemez. Yani o güçten çalışması gerekiyor. Tabii maddi sıkıntı çekebilir, fakat istatistik olarak da bakarsanız birinci ve ikinci Can Savaşı yıllarında çok büyük başyapıtlar yapılmıştır savaş şartlarında. Demek ki sanatçı içgüdüsel olarak en kötü şartlarda bile üretebiliyor, yaratabiliyor. Tabii Türkiye'nin ortamı çok dramatik bir ortamdı, çünkü bütün dünyaya baktığınız zaman en tehlikeli, yani savaş şartlarının, ekonomik düzenin çok kötü olduğu bir bölüm Orta Doğu'dur. Bütün çevremiz zaten savaş alanı halinde olduğu için sanatçıların varlık göstermesi biraz zaman alacaktır. Çünkü bugünkü bu savaş şartları hemen çok kısa zamanda geçeceğe benzemiyor. Yani en azından bir 15-20 sene sürecek bir dramanın sesine girdi Türkiye. Evet. Ben şimdi tabii bu diğer büyük Avrupalı ve Amerikalı sermaye gruplarının da desteklediği bir şey. Çünkü burada savaş sanayi en büyük para kazandıran bir iş olduğu için her iki tarafa da silah satarak bu Orta Doğu'yu allak bullak edecekler. Tabii Türkiye'nin durumu ne olacak onu zaman belirler, ama sanatçılarımız cesurdur. Bunları görüştü, işlettir ve üretime devam ettirecekler. Şimdi izninizle Maria Kılıçdaroğlu'na bir iki soru soracağım. Maria Kılıçdaroğlu, sanat ortamını nasıl buluyorsunuz? Şimdi biz seneler senesinde sıkıntı yaşayan sanatçılardan birisiyiz. Çünkü yaşı belirli gibi, yani büyük bir sponsorlar, büyük bir şeyimiz, inatımızdı yani buraya kadar. Heykel zaten Türkiye'de biliyorsunuz ne durumdaydı. Sokaklar, yani, sokaklar ama yani sokaklarda da bile yoktu fazla. Dini bir şekilde veya şu şekilde ben kendimi inat olarak heykeli sevdireceğim ve öncülerden birisiyim bile diyebilirim. Yani kadın olarak. Yani 35 sene adamdı. Çok zor seneler yaşadım. Ama bugünkü durumu bakıyorum. Eskiden bizim büyüklerimiz vardı. Biz elini öperdik. Çünkü müthiş bir bakire bir ormandan geçiyorlardı. Biz de elini öperdik ve beklerdik. Bir gün biz de onların yolu ne kadar orman, bakire orman açacağız. Bu sefer tam ormanları açmaya başladık. Bir moda çıktı gençler. Biz zaten gençler için açıldık. Fakat biz unutulduk. Yani şöyle bir durum var. 1980'ler bir zor bir durumdalar şu an. Çünkü ölmüşler ve gençler. 80'ler biraz bir kritik durum yaşıyor.
fark etmez. Bu da beni etkilemez. Neden? Çünkü ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da merkez, dünya merkezi. Ve biz sizinle gün seyirine çok konuştuk. Ve yeni çağ bu şehirden başlıyor. Bakın bütün ressamların bile renkleri değişti. Senin şöyle bir misyonun var. Heykeli kırıldığı bir ülkede Müslüman inatla heykel yapan bir heykel tıraşı. Devam edelim. İnat. Heykellerin kırılmasına rağmen heykel yapıyor. Ne yaparlarsın? Çok heykel teşekkür ederim. Devam edelim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.